Herkese güzel bir köy gününden merhaba arkadaşlar. Köydeyiz. Çalışıyoruz. Köydeki günlerimizi değerlendiriyoruz. Oğlum da yanımda. Metehan. Oğlum. Lan sen de tam bir köylü oldun. Baba. Efendim babam. Şimdi bu hafta ağaç diktik. Toplam 16 tane ağaç getirdim. Çeşit çeşit. Bundan 14 tanesini ektim. 2 tanesini de bıraktım. Sonraki hafta ekerim artık. Önümüzdeki hafta. Biraz yoruldum. Kapımıza geçici olarak da olsa bir tel örgü çektim üstüne. İçeriye bir şey falan girmesin. Hayvan falan. Şimdi onları göstereceğiz. Ağaçlarımızı bir gösterelim bakalım. Neler ekmişiz tek tek. Ondan sonra bostanımızın devamını biraz daha düzelttik. Tellerin etrafını biraz düzelttik. Bayağı bir yoruldum yani. Bazen gece bile çalıştığım oluyordu. Bunları bir gezelim görelim. Arkadaşlar suyumuz da güzel güzel geliyor. Buraları suluyor. Burası çim ekmiştim buraya zaten. Henüz çıkmadı ama İnşallah çıkar. Bayağı bir çocuklar da debelendiler burada. İnşallah ölmemiştir çimlerimiz. Bir bakalım arkadaşlar ağaçlarımıza. Öncelikle şu kısımdan başlayalım. Ya da şöyle bir kapıya bakalım. Kapımızın açılma sistemi şöyle zaten. Hem katlanıyor hem altta ray sistemi var. Şöyle şu telleri çektim. Geçici olarak vidaladım. İçeriye bir şeyler girmesin diye. Şu iç kısımlarını ahşap yapmayı düşünüyorum. Böyle güzel bir ahşaptan güzel bir renk verip yapmayı düşünüyorum. Bir de şu kısmı böyle biraz daha harabe gibiydi. Toprak çekilmişti buraya. Burayı düzelttim. Şu kenarları bakın. Şöyle görürsünüz. Bakın şöyle ta uca kadar. Burayı da aynı seviyeye getirmeye çalıştım yani. Uyumlu hale getirmeye çalıştım. Burası çok düşüktü kotu. Ve çok fazla taş falan vardı. Onları temizledim. Buraları düzelttim. Komple topraklar falan. Ektiğim ağaçları da daha önceki videolarda da söylemiştim size. Şu çam ağaçlarını şu tarafa kadar, şu minarenin hizasına kadar getirmiştim hemen hemen. Bir önceki direğe kadar getirmiştim çam ağaçlarını. Ondan sonra getirmedim. Sırayla artık meyve ağacı dikeceğim demiştim. Başladım meyve ağaçlarını dikmeye. Bu hafta 14 tane ektim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu portakal. Ama değişik bir tür. Kan portakalı. Çok güzel bir tür. Bunu çok seviyorum. Yani o portakalları. Umarım tutar güzel bir şekilde. Bu da limon arkadaşlar. Yanına da bir limon ekeyim dedim. Hem birbirlerini döllemiş olurlar. Hem de yalnız kalmamış olur. Tek bir narenciye ağacı da dikmek istemedim. 2 tane portakal ekecektim. Oradaki fidancı arkadaş dedi ki istiyorsan bir limon bir portakal götür. En azından ikisi de sana fayda verir. Şöyle arkadaşlar. Sırada incir var. Şimdi daha önce incir getirmiştim. Çok büyük getirmiştim ama. Büyük incirler de olmuyormuş. Onu anladım. Onun için gittim. 2 tane incir ağacı aldım. Bu incirler de bayağı bir güzelmiş. Başka bir fidancı gördü. Söyledi de. Ketenköy'neymiş ismi. Urfa'da yetişen bir incir türü. Çok güzel ağaçlar. İncirleri çok kaliteliymiş bunlar. Öyle söyledi. Şöyle bu arada bostanımızı da görün. Yetişiyorlar yavaş yavaş. Fasulyelere baksanıza nasıl da büyümüşler. Ya şu salatalıklar, acırlar bayağı bir büyüdüler. Çok hızlı büyüyorlar. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Nar. Nar da çok güzel. Narı da çok seviyorum. Hicaz narı bu. Nardan birçok şey yapılıyor. Nar pekmezi yapılıyor. Nar ekşisi yapılıyor. Narların kendisini saklarsan iyi koşullarda
olduğu gibi taze şekilde de saklayabiliyorsun. 4 tane nar ağacı getirdim. Salatalarda birçok yerde kullanılabiliyor yani. Çok güzel. Bir de çiçek açtığında çok güzel oluyor bunlar. Çiçeklendiğinde harika bir görüntüleri var. Bakın arkadaşlar şu direğin etrafını ta oradan buraya kadar düzelttim. Telin etrafını komple kapattım. Hep el gücüyle, kürekle yaptım bunu. Biraz toz yuttum, biraz yoruldum. Ama güzel yani. Uğraşmak her zaman güzeldir. Şöyle baksanıza bunun güzelliğine ya. Şu narların çiçek açtığını bir de düşünün. Ne kadar güzel olacaklar. Sırada şöyle bir bakın bakalım. Vay vay vay. İğde ağacı arkadaşlar. Çok güzel bir ağaç bu. Özellikle yani bırakın meyvesini, kokusu bile yeter bu ağacın. O kadar güzel yani. Bundan da 2 tane ektim arkadaşlar. 2 tane de iğde ağacım olsun dedim. Hem kokusu olur hem meyvesi olur. Bir de şu sarmaşığımız ne durumda? Hadi yetiş artık direğe, az kaldı. Gayret et, dayan diyorum. Şuralardaydı geçen hafta. Şu kadar çok uzamış. Bir boğum uzamış. Şimdi bir de bu ağaçların köklerini ektiğimiz bazı meyveler vardı. Ney bu? Geçen hafta ekmiştik herhalde. Yani bir hafta olmadı. Arefe günü müydü? Arefe günü galiba ekmiştim. Ortalama 5-6 günde çıkıyorlar. Karpuz bu arkadaşlar. Kavun, karpuzların çoğu çıktı. Bakın arkadaşlar şurada da ne var? Bakın bu da kavun. Bu da kavunumuz. Kavunumuz da çıkmış. Bu da yeni çıkmış. Burada zeytinlerimiz. Şöyle. Bu da kavun arkadaşlar. Karpuz diğer tarafa gitmiştim. O da çıkmamış. Geneli çıkıyor ama. Şöyle bir sırayla gidelim bakalım başka neler ektik. Şöyle bakın arkadaşlar karpuzlar. Şurada da kavun var. Bir de kabak falan ekmiştim. Onlar da galiba çıkmıştı ama 3 gün falan oldu yani. 3-4 gün oldu. Nasıl bu kadar hızlı çıkıyorlar? Anlamıyorum. Aynen aynen bakın. Şurada bu kabak mıydı? Bal kabağıydı galiba. Şu karpuz. Şurada da kavunla başka bir şeyler var. Ama hepsi de çıkmış. Nasıl bu kadar hızlı çıktılar anlamadım ama çıkmışlar. Bakın arkadaşlar. Şurada da üzüm var. Üzüm ektim. 4 tane de. Üzümlerden şire yapılır. Çek çek yapılır. Bastık. Ondan sonra kuru üzüm, pekmez, ne dersiniz? 4 tane ektim sadece. Belki bu dediklerimin hepsine yetmez ama az az yapılırsa yetebilir. Karpuzlar sona kadar çıkmış mı acaba? Hepsi çıkmış galiba. Yani %80'i olmuş. Diğerleri de yakında çıkar diye umuyorum. Şimdi henüz burayı ağaçlandırmadım. Daha buranın işi var biraz. Burası sürülecek. Bir iki defa tapan yapılacak. Ekime hazır hale gelecek. Ağaçlarımızı ekeceğiz. Tabii benim felsefemde herkesin fayda görmesi var. Herkesin fayda görmesini istiyorum ben. Meyve ağaçlarından telin dibine ekiyorum. Dışarıya dalları gitsin. Meyvelerini versin. İnsanlar da faydalansınlar. Bence bu düşüncede olmalıyız. Paylaşırsak ancak kazanırız diye düşünüyorum. Paylaşmazsak bir anlamı olmaz. Arkadaşlar ben şunları ektim yalnız. Yani 3 gün oldu herhalde. Nasıl bu kadar hızlı çıkıyorlar anlamıyorum. 3 günde hadi 4 gün olsun en fazla. Diktiğim günle birlikte 4 gün olsun. Nasıl bu kadar hızlı çıkıyorlar anlamıyorum.
iş bölüm yaptım kendime. Hani sadece ben varım, sadece ben çalışıyorum diye kendi kendime iş bölümü yaptım. Bu arada bitkilerimizi de gösterelim. İşte çıkanları falan. Ağaçların altını düzenledim. Çim ektim. Kapımı yaptım. Dikmek istediğim bazı ağaçlar vardı. Onları ektim. Ondan sonra bostanımı düzelttim. Bostanın yan tarafı haraba haldeydi. Orayı düzelttim. Ne bileyim işte bağ istiyordum. Üzüm bağı. 4 tane getirdim. Ondan ektim. Bir de asma getirdim. 2 tane. Onları da İnşallah haftaya ekerim diye düşünüyorum. Bayağı bir yoruldum bütün işlerde. Ama emin olun bu yorulmaya değiyor gerçekten. Ben size şuradan küçük bir şey göstereyim. Birazcık sevinin siz de. Baksanıza. Kızarak vermiş. Birkaç tane daha şu tarafta vermişti de ne kadar şirin ya. Bir de büyük yani bakın. Ne kadar şirin. Dediğim gibi iş bölümü yaptım kendime. Sıra sıra gidiyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Ama umuyorum kışa kadar hemen hemen her şeyi bitirmiş olurum. Şu alanı kış için hazırlayacağım. Burayı çimlendireceğim demiştim size. Şuraya da bir kamelya düşünüyorum ama şu anda çok zor. Çünkü önce bir çevre düzenlemesi yapmam gerekiyor. Ondan sonra hobi işlerine başlayacağım. Şu toprak arkadaşlar bir bitki var şurada. Bir çim türünün kökleri. Ama bu çok yayılan bir cins. Kökleri var hep içinde. Şimdi burası bir tür daha sürülür. Ondan sonra tapan yapılır, düzlenir. Ondan sonra da biraz tohum atılır. Tohum atıldıktan sonra güzelce çimlenir. Tabii kışa doğru bunu yapacağım ki kışın bu çok güzel bir şekilde yetişsin, çimlensin komple, önümüzdeki bahara hazır olsun, komple yeşillensin istiyorum. Şimdi yapacak olursam eğer, hadi diyelim şimdi yaptım, çok zor olacak yani, aşırı zor olur, o zaman problem yaşarım, yetiştiremeyebilirim yani. İşleri yaparken de biraz da dikkatli olmak gerekiyor, neler yaptığını bilmek gerekiyor. Eğer yetişebileceksen yapacaksın. Bahçemizi döndük geldik arkadaşlar. Bir tur atmış olduk hem. Bitkilerimizi gördük. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Ufak tefek bir bilgiler de vermiş oldum en azından. Bir sonraki videomda köye göç hakkında bilinmesi gerekenleri anlatacağım. Problemler neler? Çıkan engeller, kolaylıkları, güzellikleri, zorluklarını tek tek sıralayacağım size. Bugünlük bu kadar. Beğen butonuna basın, abone olun, yorum yapın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.